Merhabalar gençler. Sıradaki konumuz Cumhuriyet döneminde sohbet türü, sohbet metin türünü inceleyeceğiz. Öncelikle tabii ki sohbetin genel özelliklerini sıralayalım size. Yani önümüze bir metin geldiğinde onun sohbet metni olduğunu nereden anlarız? Sohbet bir kere bir yazarın günlük yaşam, insan, sanat, edebiyatla ilgili bir konu hakkında düşüncelerini karşısında sanki bir okuyucu varmış gibi, onunla konuşurmuş gibi yazdığı yazılardır, sohbet yazıları. Söyleşi ismi de verilir bunlara. Genellikle 3-5 sayfalık, çok da uzun olmayacak şekilde yazılan yazılardır. Gazete ve dergilerde yayınlanır bu yazılarımız. Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevindedir. Yani bilgi verici amaçlı olarak kullanılır dil. Yazar sohbette senli benli konuşur. Yani daha samimi, daha anlaşılır bir dil kullanır. Açık, sade, duru bir dili vardır yazarın. Ve yazar genellikle güncel ya da güncelliğini yitirmeyen konularda sohbet yazmaya çalışır. Normalde bununla birlikte tabii ki sohbet konularında herhangi bir sınırlama yoktur. Yazar yine deyimlerden, ünlemlerden, samimi hitaplardan ve soru cümlelerinden yararlanabilir sohbetini yazarken. Yazar kendi düşüncelerine fazla yoğunlaşır yine sohbette. Yine kendi düşüncelerini kabul ettirme konusunda deneme kadar ısrarcı değildir. Denemelerde vardır o. Kendi düşüncesini kabul ettirme vardır. Ama sohbette o yoktur. Kendi düşüncesini söyler fakat bu konuda çok da ısrarcı olunmaz. Günlük konuşma dili kullanılır sohbette. Her türlü cümle çeşidiyle de yazılabilir. Devrik cümleler, kurallı cümleler kurulabilir. Peki Türk Edebiyatı'nda, yani özellikle de Cumhuriyet döneminde, edebiyatın son dönemi olan Cumhuriyet döneminde sohbetin gelişimi nasıldı? Türk Edebiyatı'nda ilk olarak Selçuklu'nun döneminde sohbet yazılmaya başlanmıştır. Bu önemli bir bilgi, hemen yıldız attık. İlk sohbet örneklerine Servet-i Fünun döneminde rastlanıyor gençler. Yine bu anlamda önemli isimler var. Cenap Şahbettin, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Refik Halit Karay gibi isimler burada önemli isimler sohbet türünde. Biz de şimdi onları tek tek tanıyalım ve hangi eserleri yazmışlar sohbet türünde onlara bakalım. Cenap Şahbettin, şiirleri, gezi kitapları, özdeyişleri olan bir yazarımız. Gazete ve dergilerde de yazdığı sohbet yazılarıyla da tanınıyor. Bir eseri var, Evrak-ı Eyyam eserinin ismi. Burada bütün gazete ve dergilerde yazdığı sohbet yazılarını bir arada toplamış, bir araya toplamıştır. Evrak-ı Eyyam adlı eseri, onun tüm sohbetlerinin yer aldığı bir kitabıdır. Bir diğer sohbet yazarımız Cumhuriyet döneminde Ahmet Rasim. Ahmet Rasim fıkralarıyla da tanınır. Gazetelerde yazdığı fıkraları, köşe yazılarıyla. Aynı zamanda sohbet türünün eserleriyle de biliniyor. Ramazan Sohbetleri ve Muharrir Buya. Bu iki eseri sohbet, yani söyleşi türünde, senli benli, daha samimi bir havayla yazılan eserleridir Ahmet Rasim'in. Ramazan Sohbetleri, Muharrir Buya. Unutmayın lütfen. Ahmet Haşim Fecraati de çok önemli bir isimdi hatırlarsanız. Ama daha sonradan Fecraati topluluğuna dahil olmadı. Fecraati topluluğu dağıldı daha doğrusu. O da saf şiir anlayışını ortaya koymuştu. Milli Edebiyat'ta işledik. Kendisinden çokça bahsettik. Ahmet Haşim işte sohbet yazıları da yazmış bir isim. Düz yazıları da var şiirleri olduğu kadar. Gurbane-i Laklakan ve Bize Göre. Gurbane-i Laklakan ve Bize Göre adlı iki eseri Ahmet Haşim deyince bilinmesi gereken önemli sohbet türündeki kitaplarıdır. Bir diğer isim Cumhuriyet döneminde
Kemal Beyatlı. Bu isimler, bu arada yani Ahmet Haşim, Ahmet Rasim, Yahya Kemal Beyatlı gibi isimler Cumhuriyet döneminde de varlar ama sohbet yazıları ve birçok eseri de yine aynı şekilde daha çok böyle milli edebiyat döneminde bağımsız olarak ilerleyen sanatçılar bunlar. Yani Cumhuriyet öncesi demek daha doğru aslında. Yahya Kemal Beyatlı Cumhuriyet öncesi yazarlarımızdan biri. Sohbet yazmış, pek çok sohbet yazısı var. Anı, makale, sohbet türünde tarihi olayları anlattığı yazılarıyla meşhur kendisi. Aynı zamanda tabii ki şairlik yönü de var. Bununla da biliniyor. Mesela Tarih Musahabeleri, sohbet türündeki eseri. Bununla birlikte yazmış olduğu Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Çocukluğum, Gençliğim, Edebiyata Dair. Bu gibi eserleri de düz yazı türünde yazdığı diğer metinleri. Ama bir sohbeti var, o da Tarih Musahabeleridir. Sohbet türündeki eseri. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Cumhuriyet döneminde de çok sayıda yazarımız sohbet türünde eser yazdı. Burada hani Selçuklu'nun döneminde başladı ilk sohbet yazımı dedik ama gelişimi aslında Cumhuriyet döneminde oldu. Cumhuriyet dönemi sohbet yazarlarımızdan biri Şevket Rado. Sohbet yazılarında bir konuşma havası vardır onun da. Ve Eşref Saati, evet, bu çok ünlü bir eseri Şevket Rado'nun. Eşref Saati, Hayat Böyledir, Aile Sohbetleri, Saadet Yolu, Ümit Dünyası, İnsan Severse Yaşar. Bu sohbetlerin hepsi gençler bilinir, ünlü sohbetleridir Şevket Rado'nun. Özellikle Eşref Saati'ni lütfen bilin. Onu anlatan bir paragraf verir. Mutlaka Eşref Saati sohbetini orada verir. Oradan da direkt soruyu çözebilirsiniz yani bu Şevket Rado'nundu diye. Evet, Nurullah Ataç. Nurullah Ataç hem denemede hem de tabii ki sohbet türünde çok önemli bir isim Cumhuriyet döneminde. Deneme deyince daha çok akla geliyor ama sohbetleri de var. Nedir isimleri? Karalama Defteri ve Söyleşiler. Yani sohbetler direkt kendi ismiyle. Bir de Karalama Defteri isimli sohbet yazıları var Nurullah Ataç'ın. Deneme, çok iyi bir deneme yazarı olduğunda lütfen unutmayın. Diğer isimler Cumhuriyet döneminde Refik Halit Karay, Kirpi lakaplı yazarımız hatırlarsanız. Bir Avuç Saçma ve Tanıdıklarım adlı eserleri var. Suud Kemal Yetkin yine denemede de önemli bir isim. Bir tane sohbet türünde eseri var, Edebiyat Söyleşileri diye. Melih Cevdet Andaş. Bunlar da OMO diye kodluyorduk. Garipçiler, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan şiir akımlarından biri garipçiler. Garipçilerden biri. Bir de sohbet yazısı var kendisinin. Dilimiz Üzerine Söyleşiler isimli sohbet yazısı. Yine bunlar harici Atilla İlhan, Faik Rıfkı Atay, Hasan Ali Yücel gibi isimler de sohbet yazmıştır Cumhuriyet Edebiyatı'nda. Sizler bu istediğimiz şairleri eserlerini lütfen unutmayın. Dünya Edebiyatı'nda yazanlar da vardır tabii ki sohbet. Maxim Gorki, Hemingway, Alman yazarımız. Bu gibi isimler yine Dünya Edebiyatı'nda da sohbet türünde eser veren isimlerdir. Evet, burada şimdi makaleyi de sizinle işledik. Sohbet ile makalenin karıştırılmaması için. Aslında çok da karıştırılmaz, karıştırılmaması gereken iki metindir. Fakat yine de söyleyelim, biliyorsunuz ki artık sohbette daha samimi bir hava, konuşma havası hakimdir. Ama makalelerde tamamen bilimsel bir dil kullanılır. Sohbet okurlara düşüncelerinin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmaz. Ama makalede düşünceler inandırıcı kılınmaya çalışılır. Bir bilimsel veriye dayanır bilgiler. İkisi de gazete çevresinde gelişen metin türüdür. Bu ortak özelliği. Sohbette öznel yargılar, kişisel yargılar vardır. Makalede ise nesnellik hakimdir. Makalede konular daha derin, daha detaylı, açıklayıcı ele alınır. Ama sohbette basit bir şekilde, yüzeysel bir şekilde olaylar
anlatılır bize. Kaç etkinlik yapalım şundan. Sorularımıza bakalım. Sohbet ile ilgili diyor. Hangisi söylenemez? Sohbet metin türüyle ilgili. Yazar ele aldığı konuyu detaylandırmaz. Görüşlerini kanıtlama yoluna gitmez. Evet, doğru. Konuşma diline yakın, senli benli, samimi bir anlatıma sahiptir. Bu da doğru. Anlatılmak istenen düşüncenin anlaşılırlığı azaltacağı için devrik cümlelere yer verilmez. Hayır. Bunu söylemiştik. Her türlü cümle yapısı kullanılabilir. Kurallı, devrik fark etmez demiştik. O yüzden C oldu bakın. Deyim ve atasözlerinden yararlanılır. Yer yer açıklayıcı, söyleşmeye bağlı, mizahi, öyküleyici bir anlatım vardır. Bu da doğru. O yüzden cevap Ceyhan oldu. Evet, edebiyatımızda diyor ki yapıtlardan hangisi bu parçada geçen yazarlardan birine ait değildir. Edebiyatımızda birçok yazarımız sohbet türünde yapıt ortaya koymuştur. Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rasim, Şevket Radon, Suud Kemal Yetkin işledik bunları. Bunlardan bazılarıdır. Hangileri bu geçen yazarlardan birine ait değildir diyor. Bir kere Muharrir Huya kimin? Ahmet Rasim'in sohbet türündeki eseriydi. Edebiyat Söyleyişleri kitabı. Yani Suud Kemal Yetkin'in. Evet. Hayat Böyledir adlı kitap. Şöyle Şevket Radon'un. Tarih Muhasebeleri. Kimindi Tarih Muhasebeleri? Yahya Kemal Beyatlı'ya aitti. Onu da şöyle çizelim. Gurabane İlaklık'ın ise Ahmet Haşim'in. Ama burada ismi geçmemiş onun. O yüzden cevap Edirne. Hangileri sohbet türünün bir özelliği değildir diyor. Verilmek istenen düşünceyi kanıtlarla ortaya koyma, gazete çevresinde gelişen metin türlerinden olma. Şimdi tek tek bakalım o zaman ya da sohbet türünün bir özelliği değildir demiş. Verilmek istenen düşünceyi kanıtlarla ortaya koyma demiş. Burada kanıtlama amacı yoktu sohbette, o yüzden bu yanlış bir bilgi. Gazete çevresinde gelişen bir metindir, evet. Karşılıklı konuşma amacıyla oluşturulur, evet. Okura hoş zaman geçirme amacıyla zaman zaman nüktelere yer verilir. Bu da doğru. Soru cümleleriyle anlatım zenginleştirilir. Evet bu da olabilir. Neden olmasın? O yüzden cevabımız ne? Yalnız Adana oldu. Hangilerinin sohbet türünde eseri yoktur demiş. Yahya Kemal Beyatlı'nın vardı hatırlarsanız. Tarih muhasebeleri diye, musabeleri diye. Melih Cevdet Andal, Halis Ziya Uşaklıgil, Suud Kemal Yetkin. Suud Kemal Yetkin'i de hatırladınız değil mi? Sohbet türünde. Said Faik Abasıyanık demiş. Melih Cevdet Andal da vardı hani omocu demiştik. Ama Halis Ziya ile Said Faik sohbet türünde eser vermez. Said Faik daha çok hikayeleriyle tanınır. Halit Ziya da hem hikaye hem roman türünde yazdığı eserleriyle bilinir. Sohbetleri yok yani. Evet, hangisi diyor sohbet türünde bir yapıt değildir? Ümit Dünyası, Şevket Rado'ya ait bir eser. Sohbet türünde. Sonra tanıdıklarım Refik Halit Karay. Bize göre Ahmet Haşim'indi. Gurabani İlaklakan ve bize göre. Evrak-ı Eyyam Cenab Şahabettin'in. Şiir ve inşa ise Ziya Paşa'ndı değil mi? Şiir ve inşa neydi? Hatırlayın. Serhat Fino'nun Tanzimat dönemlerinde anlatmıştık. Bir makaleydi değil mi? Şiir ve inşa makalesi Ziya Paşa'ndı. O yüzden cevabımız
Adana oldu. Burada da demiş ki hangisiyle tamamlayamaz? Yargılardan hangileriyle tamamlayamaz? Sohbet türünde yazı yazacak bir yazar. Birazdan yazacağım yazıda nokta nokta cümlesini demiş. Nüktelere, halk hikayelerine, özdeyişlere yer vererek okurlarına dertleşeceğim. Evet olabilir. Sohbet yazıyorsa bunları yapabilir. Uzman olduğum bir konuda detaylara girerek. Hayır, bu kesinlikle yok. Bu makalede olabilir. Anlatacaklarımı tarafsız bir tutumla dile getireceğim demiş. Tarafsız bir tutumla dile getirmek de yine sohbet türünde yok. Bu makalede vardı yine. Toplumun geniş bir kesiminin ilgisini çekecek konu vardır diyor. Evet olabilir. Devrik cümlelere yer verin diyor. Evet olabilir. Yani 2 ve 3 olamaz değil mi? Eğer bir sohbet yazmak istiyorsa bir kişi uzman olduğu bir konuda detaylara inmek ya da tarafsız olmak zorunda değildir. Tam tersi değil mi? Evet gençler bu sayede sohbet türünü Cumhuriyet döneminde sohbet türünü bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.